söze başlamak daima zordur. Bunun için bizim hikayeciler sözlü bir giriş yaparlar, tekerleme gibi. Müdahale şöyle diyordu. Kaz kazının, baz bazının, alaca tavuk çil horozunun, delikanlı genç kızının, kaş oynatır gözünün, gene aşık müdahale meydana çıkmış sazının, sohbet eder elfazının, cümlenin müsaadesiyle başlıyoruz efendim. Bu onun başlama formülü. Ben de cümlenizin müsaadesiyle başlıyorum. Şimdi soracağınız varsa sorun. Yani yol açın bana. Siz soruyordunuz şey hakkında. Kitabınız hazır. Evet. Tekrar sorun. Duyduğum kadarıyla kendi hayatınızı yazıyordunuz hocam. Ne aşamada? Dört gözle bekliyoruz. Hayatımın hikayesi bitti. Geçen hafta tamamladım. Onun sonu nasıl bitiyor size söyleyeyim. Yahya Kemal'in de dörtlüğü vardır. Bir merhaleden güneşle derya görünür. Bir merhaleden her iki dünya görünür. Son merhale bir faslı azandır ki sürer. Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür. Bana henüz rüya görünmüyor. Ama son merhaleye yaklaştığımı hissediyorum. Onun için Yunus'un bir dörtlüğüyle bitirdim. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. İş Bankası'na gönderiyorum. Ne vakit basılır o onların bileceği bir şey. Çünkü bütün kitaplarımı yeniden basıyor İş Bankası. Yayınlanmış bütün kitaplarımı basıyorlar. Bekleyeceğiz. Bakalım ben görür müyüm, görmez miyim basılmasını? Göreceğiz. İnşallah. Evet. O zaman buradan en başa dönebilir miyiz hocam? Doğumunuza, Sivas'a, Gemerek'e. Ben Gemerek'te arpalar biçilirken doğmuşum. Bu arpalar biçilirken çok... Bir de iki tarih var benim doğumumda. 1921, 1923. Çünkü nüfus tezkiremde aslı 1921, düzeltilmişi 1923 yazılı. Amerika'ya gidince benden kimlik istediler tabii, verdim. Bir uzmana göndermişler. Uzman demiş ki bu 1923'tür. Halbuki aslı 1921'dir. Karıştırmış onu. Böylece Amerika'daki bütün kayıtlarda 1923 geçer. Ama ayı yok tabii. Berkeley'de ilk defa bölüme gittim. Bölüm sekreteri sordu bana. Doğum tarihiniz, orada ayı, günü, saati önemlidir. Çünkü ona göre emekli maaşı bağlarlar, ona göre muamele yaparlar filan. Ben de tabii şey diyemedim, arkalarda şirketi olmuşum diyemedim. Dedim ki Eylül işte 1923. Aradan birkaç ay geçti. Tekrar sordum. İlhan Bey, doğum tarihiniz. Ben de dedim ki Ağustos 1923. Unutmuşum çünkü. Sekreter dedi, İlhan Bey, insan arasından bir lafa doğar. Ben sizin yerinizde olsam ne vakit doğduğuma bir karar veririm. Ben de 15 Ağustos 1923 dedim. Ondan sıra ettim. Şimdi Amerika'daki bütün kayıtlarla 15 Ağustos 1923'tür. Onun yüzü gözü hürmetine ben ta 1997'ye kadar görevde kaldım. Çünkü 95'te filan, 95'e kadar şeyler, öğretim üyeleri 60-70 yaşına basınca emekli edilirler. Zorunluydu bu. Değişince tarih uzadı benim emekliliğim. Daha 4-5 sene çalıştım. Çünkü o kanun değişti. Şimdi artık bir öğretim üyesi sağlığı müsaade ettikçe ve kendi istedikçe öğretim üyeliğine devam eder, ders vermeye. Tabii bizim YÖK Hazretleri şimdi 65'te emekli ediyor. Devam edemiyorsunuz artık, değil mi?
67 galiba. 65 mi 67 mi? Ya halbuki bu yaş üniversite hocalarının en olgun yaşı. Yaş ortalaması da dehşetli yükseldi şimdi. Bir yandan şey arıyorlar, öğretim üyesi yeni üniversiteler açıyorlar. Bir yandan genç yaşta emekli ediyorlar. Ben 90'lı geçtim, hala ders veriyorum. Yani demek ki o yapılabilir mi? Evet. Böyle Sivas'ta doğdunuz hocam. Sonra eğitiminiz, babanız öğretmen. Babam Gemerek İlkokulu'nda öğretmendi. Ben okula 6 yaşında filan ya 5 yaşında başladım. Çünkü babam öğretmen olduğu için ben de yaş haddini beklemediler. 7 yaşında öğrenci olurdunuz. Okula başladım. Ben ta küçük yaştan demek ki şiir okumayı seviyormuşum. Öğretmenler beni odalarına çağırırlardı. Gel gel bize bir şiir oku. Ben de nereden aklımda kaldı bilmiyorum. Herhalde bir müsamereden kalmış. İşte bir çocuk ilaç dolabını açmış, dinlememiş annesini babasını. Bir zehirli ilaç içmiş, kıvım kıvım kıv yanıyor, yüveci de oyanıyor diye. Ben okurdum ve dehşetli güvenlerdi ona. Hadi bir daha anlat, hadi bir daha anlat. Sonra o yaşlarda, yani 27-28 filan, ben şeye katılırdım öğrencilere. Milli bayramlarda giderdik hükümet meydanına şarkılar söyleyerek. Ben de katılırdım. Benim şarkılarım şöyleydi aklımda kaldığıma göre. İsmet Paşa, Kemal Paşa nallandı, Anadolu baştan başa sallandı. Sonra çok düşündüm, tabii böyle bir marş olmaz. Herhalde şöyle bir şeydi o. İsmet Paşa, Kemal Paşa namlandı, Anadolu baştan başa şanlandı. Sonra bir şarkı daha vardı, o da şey, etli sulu bir şey. Etli Cumhuriyeti de siz sulu Türk milleti, payidar etsin canda hak bu âli devleti. Bunu biliyorum ne olduğunu. Etli Cumhuriyeti siz ulu Türk milleti. Böyle bir şey olacak. Ama benim aslında hep şey kaldı, o etli sulu Cumhuriyet'le nallanan Şene Kemal Paşa. Sonra bir müsamerede rol aldım ben. İlkokulun 4. sınıfında filandım. Turan diye bir müsamere, bir oyun. Ben bir erken harp yüzbaşısı oluyorum. Cepheden anneme mektup yazıyorum. Annem de Gülbeyaz isminde bir Ermeni kız. Benim sınıfımda 2 tane Ermeni vardı. Biri Gülbeyaz, biri Kalost. Efendim, o mektubu alıyor, yüzüne siliyor. Turan'ım yavrum, mektubumda güller gibi kokuyor filan, böyle bir şey söylüyor. Sonra Remzi diye bir arkadaşımız vardı. O da oturdu bir şarkı söyledi o şeyde, oyunda. Sesi güzeldi Remzi'nin. Ey mavi dağ, rastladın mı babamı? Söyle bana şenlik gelsin babama. İyi akarsu, deren yakar kalbimi. Babam senden bir yudum su içti mi? Saklıyorlar için benden babamı filan. O da böyle bir türkü. Güzel bir türküydü. Sonra şeyle tanıştım. Bu Turan oyununu yazan Rasim Çeliker isminden Sivas'ta mal müdürü olan birisiymiş. Bu Rasim Çeliker benim babamın öğrencisiymiş. Sonradan tanıştım. Bana onun başka bir yardımı oldu. Ben bir tarih fakültesine girerken 2 ay geç kalmıştım. Çünkü liseyi bitirince harp okuluna başvurdum. Subay olmak istiyordum. Çünkü babam ölmüştü o sene. Kalabalık bir ailem var. Hemen
bir maaşa konuyum diyordum ben. Başvurdum advokuna, kulaklarından bir arıza çıkardılar. Sikatris varmış, yani bir yara. Çocukluğumda geçirdiğim bir kulak iltihabından kalmış. Beni almadılar şeye, harp okuluna. Çok üzüldüm. Bir sağlık bölümünün başkanı orgenerali vardı. Ben gideyim buna bir rica edeyim dedim. Orgenerale gittim. Evraklarımı gösterdim. Ben dedim, subay olmak istiyorum. Baktı şimdi notlarıma filan gayet iyi. Bak evladım dedim. Ben sana yardım etmeyeceğim. Sonra sen bana çok dua edeceksin. Hakikaten çok dua ettim. Sonra ben bu genelde. Ondan sonra dil tarihe başvurdum. İki ay geç kalmışım. Saffet Korkut diye dağ gibi bir kadın vardı. Dil tarihin müdürü, o müdür vardı. Düşünün. 1939-40'da dil tarihi müdürü bir kadın. O kadın İngiltere'de okumuş. Efendim, çok iyi İngilizce biliyor. Gittim, ben ona işte dil tarihe girmek istiyorum. Ne dedin hikaye evladım dedi. Ben de anlattım böyle böyle filan. Tuttu bana sorular sordu. Kimsin işte, baban ne haber, ailen kimdir, nasıl geçiniyorsunuz filan anlattım. Evladım dedim, biz sizin gibi halk çocuklarını almayacağız. Kime alacağız bu okula dedi. İdarem burs imtihanını kazanmıştım. Ben sana iki aylık bursumu da verdiriyorum. Yalnız git herhangi bir doktordan bir rapor al ki seni iki aydır hasta edin. Ben de Rasim Bey'e yazdım Sivas'ta. O bir doktordan bana iki ayda hasta olduğuma dair rapor aldı. Ve ben dil tarihe böylece girdim. Rasim Bey sonradan hastalandı, Ankara'ya geldi. Yürüyemiyordu. Çok yoruldu. Ben de evimizde böyle merdivenleri vardı. Onu sırtıma almak suretiyle merdivenlerden çıkardım. İlhan Bey dedi, bana borcunu ödedin sen. Ondan sonra dil tarihte Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Hocam, bu kayıda özellikle Dille Tarih Coğrafya Fakültesi Halk Bilim Öğrencileri için çekiyoruz. O nedenle Dille Tarih Coğrafya Fakültesi bölümünü böyle uzun uzun bize anlatsanız. Kimler vardı, kimler hocalar? Biraz yüksek sesle sor. Dil tarihte halk bilimiyle ilgilendiler neler var, tamam. Bir tarihte ben çok iyi hocalardan okudum. Abdülbaki Gökpınar'da Divan Edebiyatı hocamdı. Fethemli Ali Varat'a Halk Edebiyatı hocamdı. Efendim, Ferit Kan diye çok tatlı, yaşlı bir adam bana metin şerhi bize okuttu. Ben ilkin Türk dili okumak istiyordum. 1943'te Perte Bey geldi. Perte Bey ilk derse girdi. Ben fikrimi değiştirdim. Dedim ki ben halk edebiyatı çalışacağım. Çünkü Perte Bey'in söylediği şeylerin içinde yaşamışım ben. İşte masaldı, çocuk oyunlarıydı, ne bileyim. İşte halk oyunlarıydı filan. Tamam dedim, ben Perte Bey'den şey yapacağım, doktora yapacağım. Tez bitti, doktora tezim. O yıllar ben ilmi yardımcı oldum dil tarihte. O yıllar dil tarihin çok şey yılları, yani siyasi bakımdan karma karışık yılları. Şimdi de galiba dil tarihi öğrenci. Öyle, ne oluyor sizde? Ölenler falan olmuş. Yok hocam, yaralanmış bir güvenlik görevlisi, evet. Silah falan kullanılmış. Olmuş hocam. O vakit bu hale daha sonra geldi. Perde Bey'den ben doktoramı yaptım. Perde Bey'i, Beyecanime, Niyazi Berkesi, üniversite arası kurula, üniversite senatosuna götürdüler. Senato bunların şeyine son verdi, görevine. Ancak bunun
kesinleşmesi için İstanbul Üniversitesi Senatosu'nun onaylaması lazımdı. Bakan da Yaşar Şemsettin Sireroğlu'ydu. Almanya'da talep müfettişi. Aynaya baksa bir komünist gördüm diye bağıran bir adam yani. Taktı hocalara. İsmet Paşa'da kendi elleriyle kurduğu köy enstitülerini terk etti. İsmail Hakkı Tonguç'u mahkemeye verildi, müdahale etmedi. Yani 40'la 45 arasındaki politikası İsmet Paşa'nın tam tersine döndü. Bu arada üniversite arası kurul toplandı bu kararı onaylamak için. Fakat gelenler öyle kurul yürütüye pabuç bırakacak insanlar değil. Sıddık Sami Onar, tıp hukuk fakültesinin başkanı, efendim, öbürlerin ismini şimdi hatırlamıyorum. Bir general, yani tıp fakültesinin başında, ekonomi fakültesinin başında öyle gayet güçlü adamlar. Bunları toplamışlar, bakın da gelmiş. Demiş ki, siz herhalde karar verdiniz de demiş, kanuna nasıl uyduracağız diye düşünüyorsunuz. Sıddık Sami demiş ki, biz buraya vicdanımızın sesini dinlemeye geldik. Bir şeylere bakacağız vesikalarla, olayları inceleyeceğiz. Vicdanımıza göre bir karar vereceğiz. Esin Ömer Paşa, tıp fakültesinin başında. O da buna benzer bir şeyler söylemiş. Demiş ki, Milli Eğitim Bakanı, Moskova Radyosu gibi konuşuyorsunuz. Onun üzerine Resim Ömer Paşa demiş ki, bana bak, ben de böyle konuşamazsa, sen daha ananın kucağında bebeyken ben Rus cephesinde kurşun atıyordum. Tuttular, kaldırdılar hocaları Hüseyin'in kararını, işlerine döndü. Derde Hoca derse giriyor. Biz de Enver Gökçe'yle bir şey tutturduk. Tuna Nehri aklım diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı Büyük Pertem Hoca dil tarihten çıkmam diyor. Bunun için bizi mahkemeye verdiler. Vermediler, sorguya çektiler. Bir şey çıkmadı tabii. Böylece bu kurulla atılınca mahkemeye verdiler hocanın. Biliyorlardı ki mahkemeden de bir şey çıkmayacak. Mahkeme uzun sürdü, uzun boyu. Tanıklar gitti, tanıklar geldi, ben de tanıklı gittim. Efendim, Zeynep diye bir hanım şeyimiz vardı, öğrencimiz. O da benim gibi ilmi yardımcı, soyadını söylemeyeyim. Hala sağlık ki. Tanıyor musunuz? Tanıyorsun. Zeynep Hanım, mahkemede tanıklık yaptı. Ferdi Hoca bize bir semestr tanzimat edebiyatı okutmuştu. İşte Hüseyin Rabbi'nin romanlarını inceliyoruz. Bize bir anahtar verdi. İşte roman kahramanlarını tanıtınız, romanı özetleyiniz. Kahramanların fikirleri, kendi fikirlerimi, Hüseyin Rabbi'nin fikirlerimi filan böyle bir 5 maddelik anahtar. Zeynep mahkemeye geldi, adını söylemeyecekti. Efendim dedi, bize Pertev Bey bir şey verdi, anahtar verdi. Ben ona göre ödev yaptım Hüseyin Rahmi için, Hüseyin Rahmi'nin 5 romanı için. Sonra bu ödevi götürdüm, şeye verdim, Ülkü Dergisi'ne. Bunda komünistlik var diye basmadım. Hakim Pertev Bey'e sordu, ne diyorsunuz Pertev Bey? Pertev Bey dedi ki, ben karıştırdım bir dakika. Ödevi Zeynep Hanım yapmış. Konu Hüseyin Rahmi'nin 5 romanı. Ancak ben işte bir anahtar vermişim. Ödevi de Zeynep Hanım yapmış. Acaba ben mi komünistim? Hüseyin Rahmi mi komünist? Zeynep Hanım mı komünist? Herkes gülüştü böyle, kendini tutamadı. Ben de bir ödev yaptım, ben de götürdüm Ülkü Dergisi'ne verdim, benimkini yayınladılar. Sonra bu ifadeler yüzünden
beni Gültarih'te tutmadılar. Zeynep asistan olarak kaldı Gültarih'te. Demir Tokat Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak sürdüler. Sonra biliyorsunuz Örtebe Paris'e gitti. Sorbonne'da hocalık yaptı. Ve Sorbonne'un en Fransa'nın en büyük araştırma ödülünü aldı Fransa'da. Sonra 3-4 yıl evvel Örtebe şeye geldi. Gelmiş, ben burada değildim. İlk defa İstanbul'a gelmiş. Çünkü bir folklor kongresi oldu. Anlatırım onu size, ilgilendirir sizi. Toplantıya gelmiş, çıkmış dinleyicilerin karşısından. Onu davet, ona ödül veren şeydi, Truva Kültür ve Turizm Cemiyeti. Çıkmış, Pertuva'da, merhaba yoldaşlar. Katıldım gülmekten yani. Hayır ben komünistim ya, ancak böyle selamlarım size filan demek. Pertevi bir zaman gelmedi Türkiye'ye. Çünkü bir şeyde 1967'de zannediyorum. Tarihini iyi hatırlamıyorum. Bir folklor kongresi oldu. 75. 1975. 75 mi? Olabilir. Tarihleri aklımda tutamıyorum. Pertevi'yi davet ettiler. Beni davet ettiler Amerika'dan. Gelen delegelerin büyük kısmı Balkan memleketlerinden, o vakit komünist memleketler, Rusya'dan var. Ben şeyimi yolladım, bildirimin özetini, Ertevi'ye yollamış, bastılar bunu, bir kitap halinde. Bana davetiye geldi, işte filan gün bakanın kokteyline buyurun, efendim filan otelde kalacaksınız, filan tarihte işte, şey bildirinizi vereceksiniz filan. Kalktım geldim ben de İstanbul'da komitenin toplanacağı otele gittim. Otelin önünde bir masa kurmuşlar böyle. Gelenin adını soruyorlar. Benim adımı sordular, söyledim. Sizin adınız bu listede yok dediler. Allah Allah. Nasıl benim adım yok? Bak işte bu bakanın şeyi, mektubu, şu kokteyl daveti, şu kalacağım otelin adını. Fısır 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 kostan sonra biri dedi ki, sizin adınızı şeyden çıkardık listeden. Niye? Yol paramız yoktu çünkü. Ben tuttum, bizim bölümün başkanına, Indiana Üniversitesi'nde adı Deniz Sinor'dur. Bir telgraf çekeceğim. Böyle böyle diyeceğim. Beni konuşmuşmuyorlar. Seni bir tut kuru Türkiye bir şey telgraf. İnan Başgöz orada yalnız kendisini değil, bölümümüzü ve Indiana Üniversitesi'ni temsil ediliyor, ediyor. Konuşma hakkı elinden alınmış, lütfen müdahale ediniz. Kuru Türk de bunu şeye yollamış, Dışişleri Bakanlığı'na. Dışişleri Bakanlığı'nda bir genel müdür var, Kültür Dairesi genel müdürü, adını birazdan hatırlarım, o çağırdı beni. İlhan Bey dedi, yani onlar biliyorsun söz dinlemiyorlar, arız adamlar, bizim sözümüzü de dinlemediler. Sizi Paris'e gönderelim, bizim hesabımıza 15 gün gezin. Ben de bir teşekkür ederim. Paris'e falan gitmiyorum ancak bana vereceğiniz parayı bizim bölüme yollayın. Onlar her yıl 3 sene 2500 dolar para yolladılar İndiana Üniversitesi'ne. Biz o parayla yayın serimizi kurduk. Biliyorsunuz 20 tane falan İngilizce kitap yayınladık biz. Sonra devam etti o seri. Böylece ondan sonra Ecevit davet etti beni. Rahmetli. İlhan Bey bunları biliyorsunuz siz dedi, ben hiçbir şey söylemeyeyim. Bana eliyle çay ikram etti filan. Tanışıklığımız orada başladı Ecevit'le, sonra devam etti. Daha sonra kongre toplanmış, ertesi gün. Kıyametler kopmuş. Yani neden işte Türk folklorunu temsil eden iki değerli insan çıkarıldı.
bir kısmı tebliğini geri çekmiş. Cengiz Bektaş'ın bir sergisi varmış, sergiyi kapatmış filan. Böylece gazetelerde ertesi gün başlık, şeyde kongrede skandal. Efendim, İlhan Başgöz'de Ferit'e Boratav kongreye alınmadılar filan. Müthiş bir yayın yapıldı. Sorun şu, bir tarihte şey değişti, hükümet değişti. Demirel iktidara geldi. Ondan evvel Bozkurt Güvenç'le şeydi, kültür genel müdür müdür nedir? Öyle bir şey. Beraber hazırladık Amerika'dan kimlerin davet edileceğini. Gayet iyi ilişkilerimiz var Bozkurt Güvenç. Değişince hükümet, dil tarihten bir doçent vardır, Emin Bilgiç. Bizi dil tarihin koridorunda görse öbür tarafa gider yani. Çok kötü aramız. O şey olmuş, genel müdür. O emir vermiş, çıkarın bunların isimlerini diye. Sonra da bunu mahkemeye verdim. Kazandı. Yol paramı ödemeye mahkum ettiler. Hem de adını zikrederek bunu Emin Bilgiç ödeyecektiler. Fakat ödemedi. Otoritesini kullandı hükümetin. Alamadım. Böylece fasıl kapanıyor. Pertebe o yüzden alındı, üzüldü, gelmedi bir zaman. Ta şeye kadar, 60'lı yılların sonuna kadar Türkiye'ye gelmedi. İlk defa Emir Kongar şey olunca, kültür müsteşarı olunca Pertebe'ye bir ödül verdi. Bana bir ödül verdi. Ondan sonra ben zaten darılmadım Türkiye'ye. Gittim geldim. Bakanlıkta işim olmadı ama gidip geliyordum. Böylece Pertevi'nin seçeneği de kapandı. Kırgınlığı da son buldum bu davetle. Dil tarihte bu Pertevi'nin mahkemede lehine şahitliği edenler sürüldü. Beni Tokat Lisesi'ne edebiyat hocası sürdüler. Orada 2 yıl hocalık yaptım. Sonra ne tuhaf isimleri hatırlamıyorum. Yeni bir Milli Eğitim Bakanı geldi. Hatırlayacaksınız 48-50 arasında. Amerika'ya gitme maceranız o sırada gelişti değil mi? O çok daha sonra. O çok daha sonra. O beni işten çıkardı. Bir zaman işte askere gittim falan. Ondan sonra 1959'da Ankara'da oturuyorum, işsizim. Askerliğim bitmiş. Bir gün kapı çalındı. Ekrem Üççiğit diye bir arkadaşım vardı. Ekrem Üççiğit, biz Pertevi'yle Kars'ta araştırmaya gidince lise müdürüydü. Onun lisesinde misafir edildik biz de. Her akşam Ekrem Bey'le çıkardık, Kars çayı boyunca tartışırdık. Efe bir adamdı, kabalaya bir adam. Hep yeni fikirlerle tartışmak isterdi. Tabii sosyalizmi tartıştık, ben tartıştım. Pertevi'ye katılmaz öyle şeylere. O halk edebiyatından başka bir şey yapmaz, konuşmaz. Ondan bir ahbaplığımız var. Ankara'da oturuyorum bir gün, kapı çalındı, Ekrem Bey. Hayrola Ekrem Bey dedim, içeriye geldi. Annem sonra o Ankara Koleji'ne müdür olmuştu, buradaydı. Gidip gelirken bize uğrardı, annem mantı yapardı onu. İlhancım dedi, Amerika'ya gitmek ister misin? Ya şaka mı yapıyorsun dedi. Hani ben o vakit rüyamda görsem Amerika'ya gitmeye herhalde beni teklif edecekler filan diye yorumlardı. Olay şuymuş. Tevfikleri bakın bir eğitim reformu yapmak istemiş. Amerika'dan da Ford Vakfı'ndan demiş ki bize lütfen bir uzman gönderin. Amerika tabii
kendi uzmanı gönderirdi, kesenin ağzını açar. İşte Kaliforniya Üniversitesi'nin Eğitim Bakanı, fakültesinin dekanı, Howard Wilson diye bir adamı göndermiş. Wilson dolaşmış Türkiye'yi filan. Hangi okula gitse köşede bir Atatürk şeyi var, Atatürk köşesi. Adam Türkiye'yi bilmez, Türkçe bilmez. Ya demiş, herhalde Atatürk'ün Türk eğitimi üzerinde çok büyük etkisi var. Bize bir şey, skolar gönderin de bir bilim adamı Atatürk eğitim hakkında bir kitap yazın. Tutmuşlar, Ekrem Bey ve bir de Fahir İz, onu da tanıyorum. İki isim teklif etmişler, Ford'un Ankara'daki temsilcisine. Onun adı Northrop'tur. Efendim, o da bu iki ismi Kaliforniya'daki eğitim fakültesinin dekanına bildirmiş, birini seçin diye. Ben şanslıydım. Kaliforniya Üniversitesi'nde Titsi var, Andreas Titsi. İstanbul'dan tanıyorum. Andreas Titsi, dünyanın tek, tek değerli dil bilgini bana göre. Almanca, Fransızca, Latince, İngilizce, Türkçe, Türkçenin bütün lehçelerini gayet iyi bilen bir adam. Ona yazdım hemen. Ben İstanbul'da işsizken bir defa benim evime kadar gelmişti. Çünkü İstanbul Üniversitesi'nde lektörerdi. Adamcağıza bir hocalık bile vermediler yani. Geldi, bana yardım etti bilmeceler üzerinde falan. Oradan tanıyorum. Ona bir mektup yazdım. Eberhard da orada, dil tarihte. Eberhard benim Çin folkloru şey, hocam. Orada sosyoloji bölümünün başkanıydı. Ona da yazdım. İkisi de beni tavsiye etmişler. Wilson beni seçti. Ondan sonra bana, şey, o zaman anlatayım mı teferruatı? Tabii hocam. Bana şeyim geldi. Bir aylık kursum $450, o vakit $450, 1959, büyük para. Sonra biletim geldi. Bekliyoruz, gideceğiz. Şeye başvurdum ben, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne pasaport alacağım. Cevap gelmez. 15 gün geçer, cevap gelmez. Bir ay geçer, cevap gelmez. İki ay geçer, cevap gelmez. Bir gün hükümeti gittim, hükümet binasına. Sordum oradaki memuraya, ne oldu, ben pasaporta başvurmuştum. Al dedi, cevabı geldi dedi, benim elime bir zarf verdi. Zarfın arkasında 3 ay var, kırmızı ay. Bu kimseye verilmez demektir, demektir. Vali bir evlenecek. Bana verdi bunu, ben de merak ettim, çıktım şeyin bahçesine, hükümetin oturdum bir banka, açtım, eyvah. Bilen baş gözün yurt dışına çıkması tehlikelidir, pasaport verilemez. Nedenleri, bir, bilen baş göz, komünist olarak tanınmış ruhusuyla çeşitli şekillerde temas etmektedir. İki, Paris'e giden, giden de değil, Paris'e kaçan komünist partiye Muratav, İlhan Başgöz'e bir mektup yazmıştır, demiştir ki, şimdi Türkiye'de durum müsait görünmüyor, bundan gayemiz için istifade edelim. Büyük. İlhan Başgöz, komünist Yaşar Kemal'e bir telgraf çekmiştir, çın çın demiştir, bu şifreyi çözemedik. İç yüzünü anlatacağım bunların size, gayet komik. Fikret Okçam'la Çukurova'da geziyoruz biz, bir geziye çıktık. Nereye gitsek işte, ormandır, sudur, ağaçtır, hep Yaşar'ı hatırlatıyor, Yaşar Kemal'i. O vakitte İnce Mehmet bir ödül kazanmıştı. Tuttuk Yaşar'a bir telgraf çektik. Çukurova'da nereye gitsek sesin kulaklarımızdan çın çın ötüyor. Bu şifreyi çözememiştik. İkincisi, Pertem Bey'den hakikaten bir mektup geldi bana. Diyor ki, İlhancığım, 1960 şeyi olmuş, devrimi olmuş.
Şimdi Türkiye'de durum müsait görülüyor. Lütfen şeye git, Ahmet Hamdi Tanpınar'a, o sana bir asistanlık verebilir. Ben de kalktım, Ahmet Hamdi Tanpınar'a gittim hakikaten. Tanpınar dedi ki, ben hocanı buraya aldıramadım üniversiteye, sen başvurunu yap, sana bir asistanlık veririm. Adamcağız bir hafta sonra vefat etti. Hani gayemizden işte, gayemiz için istifade edelim, vaziyet müsait görüyorum, üçüncü de bu. Rüyusu'ya gelince, Rüyusu'yla özel bir meseleden dargınım, konu görüşmüyorum. Bir gün bana bir haber geldi, dediler ki, İhsan İpekçi adlı bir film yapan varmış, filmci. O bir Köroğlu filmi yaptırmak istemiş, türkülerin de Rüyusu okusun istemiş. Rüyü de demiş ki, İnan Başgöz'de doğrula yoldan toplanan Köroğlu türküleri vardır. Onları getirsin, dinleyin, birkaçını seçeyim, siz satın alın onları. Ben de ses makinemi aldım, Alman Grundtvig bir ses makinesi, Zebella gibi bir şey, ağır. Türküleri götürdüm, Rüyü dinledi, seçti. Ve o seçtiği türküler içinde bana İhsan İpekçi 2500 lira para verdi. Çok para. Bir de anlaşma yaptık. İşte şey, film gösterilirken türkülerin İlhan Başgöz'den alındığı belirtilecektir bilmem ne filan yani. Rüyusu'yla görüşmemin ilk yüzü de bu. O vakit şey olmuş, yani 60 askeri darbesi. Ben ona devrim diyorum çünkü getirdiklerine bakarsanız 1960'ın yeni bir senato getirdi. Efendim şeyi kaldırdı, İşçi Partisi kuruldu, yeni bir anayasa getirdi. Türkiye'nin en liberal, en özgürlükçü anayasası. Sonra basın serbest oldu filan bir sürü şey. Fikret Öktem'e gittim, Öktem böyle böyle, ben gidemiyorum, ne yapayım? Ben seni dedi Sami Küçük'e götüreyim. Sami Küçük aldar orada ve sosyal komitenin başkanı. Beni Sami Küçük'e götürdü. Sami Küçük böyle kupkuru bir odada oturuyor. Masa, çıplak filan, gayet sade bir oda, 61. Efendim, ben unuttum neler anlattığını. Sonra Sami Küçük'le 7-8 yıl sonra Ankara'da karşılaştım. Onu hatırlattı, dur ben anlatayım dedi, ne olduğunu. Uzun boylu bir adam girdi dedi, kitaplarını masanın üstüne attı. Bunları ben yazdım dedi ve ağlamaya başladı. Ağladığımı hatırlamıyorum ama o hatırlıyorum. Otur dedim, oturmuş beni, bir çay ısmarlamış. Ne oldu? Niye sen? Böyle böyle bana işte davet geldi, yol param geldi, biletim geldi. Bana şey vermiyorlar, pasaport. Niye vermiyorlar? İşte ben 1952 senesinde teklif edildim. Onun için. Peki demiş, otur yaz suya olanları ben yazmışım. Almış yanına Sütü Gürsoy Trak'ı, o da komite, askeri komitenin üyesi, İçişleri Bakanı'na gitmişler. Bakın bakalım demişler, şu İlhan Başgöz'ün dosyasını getirin, ne var? Dosyayı getirmişler, işte bir şey var, 1952 teklifatında teklif edilmiş, çıkmış. Şimdi nerede bu adam demişler? Demiş, vallahi bilmiyoruz. Ne demiş, bilmiyorsanız öğrenin bakın. Bu adam buraya geldi, Amerika'ya davet edilmiş, şöyle şöyle olmuş, aradan geçmiş 10 seneye yakın zaman, bu adam işinde gücünde, siz onun pasaportunu verin. Olur demişler. Bana haber geldi, telefon geldi, benim telefonum yamanı yok ama üst katta Hikmet Şimşek oturuyor. Hikmet Şimşek benim kayınbiraderimdir. Ona telefon etmişler, ilan gitsin pasaportunu alsın. Yani koşa koşa Aydağlı'ya gittim pasaportu. İçeri girdim, Emniyet Genel Müdürlüğü, bir ihtiyar böyle bir masanın
başına oturmuş, çok yaşlı bir adam. Önünde kutular var, şöyle şöyle. Kutularda da küçük küçük fişler var. Kim olduğumu söyleyince o fişleri karıştırdı, karıştırdı, birisini aldı. Müdürün odasına girdi. Ne söylediğini hatırlamıyorum. Adam herhalde alçak sesle konuşuyordu. Yalnız müdür şunu dedi. Beyefendiye hiçbir şey sormayacaksınız, pasaportunu vereceksiniz. Hayda, ben de resim filan istediler, sağladım, pasaportumu aldım. Ayaklarım kıçıma diye diye, efendim eve geldim. Evliyim, evi boşalttık, eşyaları dağıttık, efendim, bavullarımızı hazırladık. Ertesi gün uçağa bineceğiz. Akşam bir arkadaşım, Kemal Güçhan diye bir arkadaşım, vali oldu sonradan, çok tatlı bir çocuk o. Koşa koşa geldi, Elhan'cım dedi, Milli Emniyet'te benim bir tanıdığım var, yüzbaşı. O dedi ki, İlhan Başçuk gideceğiz zannediyor ama yarın onu uçakla gideceğiz. Artık şey, yani çirkinin sırt dediğin yer sinir vermez. İnsana şey gelir, yani ne dersiniz ona? İnme iner yani insana. Eyvah, ne yapıyorum? Çıktım yukarıya. Ruhsani küçük, rahmetli. Ama telefonu bahsini vermişti. Bir şey olursa telefon et diye. Telefon ettim, böyle böyle dedim. Beni indireceklermiş. İlhan Bey dedi, seni uçaktan önce Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir kuvvet yoktur. Rahat ol, yolun açık olsun. Hakikaten ertesi gün gitti, uçağa bindik. Uçak İstanbul'da normal inişini yapıyor. Biz de zannediyoruz ki eyvah bizi indirecekler, onun için uçağa inip. Oradan Londra'ya gittik, gitmiş o gidiş. Ondan sonra Kaliforniya Üniversitesi'nin rektörüne buradan mektuplar gidiyor. Siz bir komünisti niye götürdünüz? 3-5 tane mektup kim yer oluyorsa. Ne acayip bir memleket ya. Ben çekmiş gitmişim ha. Ben sana küçüğe demişim ki, madem ben tehlikeliyim, yurt dışına çıkmam tehlikeli, ne hala bıraksınlar. Tehlikeden kurtulsunlar. Amerika düşünsün, ben oraya gidiyorum. Amerika beni çağırıyor, davet ediyor filan. Ondan sonra rektör, Kaliforniya Üniversitesi'nin rektörü şeye gitmiş, Prezident'e gitmiş. President Eisenhower, o vakit askerlikten sonra bir ara şey yaptı, rektörlük yaptı. Mektupları göstermiş, ne yapayım ben demiş. Demiş ki bu adam State Department'den bizi aldı mı? Aldı. Bir de atsın mektupları demiş. Böyle de ben Kaliforniya'ya gelmiş. Bizi almak da uzun iş ama şey yapmayın, isterseniz uzatmayın ama geriye varsa Londra'da anlatayım neler olduğunu. Hocam biz bu Amerika'daki Türkiye'deki düzenlediğiniz ilk halk bilim yaz okulunda hatırlarsınız. Anlatmıştınız bize uzun uzun Amerika'da halk bilim teorileriyle nasıl tanıştığınızı, alan ben, çalışmanızda ben, teorileri. Ben Amerika'ya gittim. Tabii Perte Hoca'dan okuduk ama kütüphanemizde bir tane yabancı kitap yoktu. Bir Fransızca kitap vardı. Ben ondan bir makale okumuşum, bir de işte düğün türkülerini ağıtır diye bir de Türkçe makale yazmışım, başka bir şey yok. Türk folkloru okumuşuz. Orada Kaliforniya Üniversitesi'nde, Berkeley'de hem Türkçe öğretiyorum hem Türk folkloru dersi veriyorum. İlk derse girdim, öğrencilerin birinin yanında köpek, birinin yanında sendeviç, birinin sırtında bebek. Korkunç hakaret deyip bu bana dedi. Arkadaşlara söyledim, yok dedi, bize de öyle olur, o senin için değil. Hepsi öyle dedi. Hakikaten köpek de orada oturdu. Hiç sesini çıkarmadı, bebek de ağlamadı. Böyle başladım, yalnız şey bilmiyorum ben yani. Folklor'da yeni gelişmeler nelerdir? Yeni teoriler nelerdir?
Hiçbirisinden haberim yok. Zaten İngilizcem çok az. Zor okuyorum, zor anlıyorum. Yalnız şeylere katılıyorum. Folklor kongrelerine her yıl katılıyorum. Gidiyorum, dinliyorum. Kendimce bir şeyler anlamaya çalışıyorum. Yavaş yavaş da İngilizce ilerledi. Anlıyorum konuşulanı, yazılanları anlıyorum filan. Buradan çok büyük bir arşiv götürdüm. İşte bugün size bıraktığım, dil tarihe verdiğim arşiv. Yani o kadar büyük malzeme götürmüşüm ki, akıl durur, halk hikayeleri, bütün Karagöz oyunları, 10.000 bilmece filan. Ben nereye elimi atsam müthiş malzeme var. Fakat onu bir şeye oturtmak lazım, teori, temele, onu bilmiyorum. Sonra yavaş yavaş onları da öğrenmeye başladım. Öğrendikçe bu arşivin ne büyük bir hazine olduğunu gördüm. Mesela masal teorileri kuruyorlar. 5 tane masal okuyor, çok akıllı bir Amerikalı. Ya halbuki masal teorisi atıyor. Efendim, destanları inceliyor Albert Dort. Efendim, hemen bir teori, sözlü formüller teorisi filan. Ben bakıyorum, sözlü formüller teorisi Albert Dort'a göre şey, manzum destanlarda var. Bizim halk hikayelerine bakıyorum, manyak var. Tekrar ediliyor klişeler. Bunları yazmaya başladım yavaş yavaş. Yazınca birdenbire ilgi başladı. Çünkü kimse Türk folkloru okumuyor, okutmuyor orada. Bir tek ben varım. Indiana Üniversitesi'ne de geçmişim. Çok önemli bir üniversite. Folklor bölümü Amerika'nın en iyi folklor bölümü. Bütün iyi folklorcular oradan mezun. Alan Dundas, efendim, Robert George, bütün tanınmış şeyler. Onlara yan Türk diyorlardı, genç Türk diyorlardı. Sonra Dan Emos bir yazı yazdı benim hakkımda. Diyor ki, ağzınızda gerçek bir yan Türk var dedi. Yani o hakiki genç Türk'tür diyor. Biz ondan öğrendik filan. Yavaş yavaş yazılarımı yayınlamaya başladılar. Sonra bir yıl ben Türkiye'ye geldim. Ben şeye gittim, Tana Posof'a kadar. Müdahmin'in bütün hikayelerini teype aldım. Bir hikayeyi evvela kahvede anlattırdım. Sonra Öğretmenler Birliği'nde anlattırdım. İkisini de kaydettim. Öğretmen Birliği'nde anlatılan hikaye öbüründen 1,5 saat kısa. Bunu yazdım ben. Neden yani kısa? Dinleyiciler aldım diyor, bırakıp gidiyorlar. Müdahmeyi anlatırken ya sevmedikleri bir konu, çoğu işitmemiş hikayeyi filan, bunu yazdım. Bir folklor kongresinde okudum. Yani dinleyici nasıl etkiliyor hikaye anlatanı. Dinleyicinin arasında bir böyle değerli çevreli, sakallı, 55 yaşlarında filan beyaz yüzlü bir adam kalktı. İşte bazı gözleri, baş gözleri yanıyorlar. Ne kadar önemli bir iş yaptığınızın farkında mısınız? Ben de herhalde farkındayım ki ta gitmişim dediğim şeye Posof'a kadar tepki etmişim. Meğer bu adam Alan Lomax'mış. Lomax, şeyde büyük bir antropoloji bilgini, evinde büyük bir enstitü var, muazzam para var filan. Halk müziği uzmanı. İlk halk türkülerini Amerika'da o derlemiş. Bana dedi ki, sizinle bir kahve içelim. Şeyden sonra, konuşmadan sonra. Gittim, kahve içtik. Herkes meğer onun yanına girmek için böyle fırsat arıyormuş. Lomax bizimle konuşsa diye. Benim kahve içtiğimi işitilince, birdenbire ben çok meşhur oldum. Ve derginin editörü geldi bana dedi ki şeyi yayınlayalım. Sizin bu konuşmanızı yayınlayalım. Ancak hikayenin metnini de ekleyin ona. Bir kitapta Dan Emos yayınladı. 120 sayfalık metin ve makale.
Sonra Kınarlı'da çıkan bir dergi. Bu kitapta Linda Bey'in makalesi var, Alan Dendez'in var, benim var. Yani bütün Amerikalı folklorcuların makaleleri var. Kanada'da bir dergi, tanınmış bir dergi dedi ki, bu kitapta en iyi makale İlhan Başgöz'ün makalesidir. Bu benim çok işime yaradı çünkü küçük bir maaşla başlamıştım ben Indiana Üniversitesi'nden. Her yıl bir zam veriyorlar ama işte enflasyon zamı, küçük bir zam. Herkesten girdiğim, bu yazıyı aldım, gittim şimdi okulun dekanına, böyle öyle dedi. Bak, benim için böyle diyorlar. O bana büyük bir zam verdi. Ağrı kapattı, acaba onlar öylece dedi. Ondan sonra ne yazdımsa artık, hakikaten basmaya başladılar. Ve 87'de de galiba American Foto Cemiyeti'nin her yıl iki tane şeref üyesi seçerler. Onun adı, aşağıda benim odamda bir şey vardı, duvarda. Getirirsen gösteririm. Yan duvarda girer girmez küçük bir şey, belge. Kapatıldı, gelince açarız. Ben onunla çıkmadım. Gerçeğe büründü yani. Bu işte şey, hangi seneymiş bu, 1900, okuyabilir misin? Ben okuyamıyorum. 1983. 1983. Anlatayım size, göstereceğim. Nashville'de American Folklore Society'nin yıllık toplantısı yapılıyor. Her yıl iki kişiyi fellow seçerler. Fellow bir nevi şeref üyesidir. 3000 kişilik bir Amerikan Folklore Cemiyeti yılda iki fellow seçerler. Ve genel toplantıda açıklanır bu fellow'un adını. Genel toplantıya gittik. Efendim, sekreter çıktı. Dedi ki, bu yıl iki fellow seçemedik. Bulamadık iki kişi, bir fellow seçtik. Evvela çalışmaları anlatılır, şunu yaptı, bunu yaptı diye. Bu yeni fellow'un dedi, çalışmalarını anlatacağım ama bileceksiniz. Çünkü ondan başka bu konuda çalışan yok. Bu sene İlhan Başgöz'ü fellow seçtik dedi. Ben oturuyorum bir kenarda, beklemediğim bir şey. Yanımda da Yıldıray diye bir öğrenci var. Yıldıray Erdener mi? Evet, bir alkış koptu. Ben tabii ağladım, gözlerim yaşardı, beklemediğim bir şey. Böylece beni fellow seçtiler. Bu da işte şey, verilen fellow, American Folklore Cemiyeti'ni yaklaştırdım istersen. Fellow seçildiğime dair belgedir. Yani atmıyorum kafadan. Evet hocam. Oldu mu? Hı-hı. Ondan sonra artık Tanrı Yürü Kulum dedi. Her önemli toplantıya davet ettiler. Ben hepsinde de iyi bir yer konuşma yaptım. Sonra yayınlar diyorlar. Yayın listem şeyde vardır. Sizde var mı? Gönül Pulter'le yaptığımız söyleşi kitabının arkasında yayın listeniz var. İşte, tamamı var şimdi. Ondan sonra da çıkan bazı makaleler var. Ben onu size e-mail'le göndereyim. Çünkü şeyimi de isterseniz kullanırsınız, dur gösterirsiniz. Kitaplar, belgeler, yazılar falan filan. Sonra Sovyetler Birliği'ne davet ettiler beni. Toplantı için, o ayrımızın bir hikaye. Norveç'e gittik, Norveç'te bir toplantıya katıldık. Alan Dandes'le orada bir resim çektirdik. Alan Dandes'le. Ben sonra o resmi kendisine yolladım, arkasında yazdım. Alan dedim, benim bir resim çektirdiğim için sen de artık meşhur oldun. Çok gülmüş. Çok tatlı bir adamdı. Fevkalade akıllı,
genç yaşta gitti maalesef. Ondan sonra her yıl yazdığım yazım bayağı ses geçirdi. Şeylerle ilgili bir makale yolladım. Daha geçtim. Yani konudan sapmalar, bir masal, bir hikaye anlatılırken hikayeci başlıyor bir yerde, kendi hakkında konuşmuyor. Efendim diyor işte, şeyi anlatıyor, geçmiş zamanı, o vakit diyor, esnaf teşkilatları vardı, loncalar vardı. İşte şöyle iyiydi, işte bilmem efendim, şeyhi vardı onun, işte geleceği bilirdi. Bir gün dedi ki, bir kuru kafa, kelle kebabı 5 liraya satılacak. Şimdi bak geçti, 5 liraya geçti, biliyordu. Yani bu tip şeyler katıyor. Birisinde turistlerden bahsetti. Hikaye anlatan, testi hikayeyi. Şimdi dedi, bir aklı evveller var dedi. Türkiye'ye turist gelmesin diyorlar dedi. Niye gelmeyecekmiş? Çünkü bizim ahlakımız bozulurmuş dedi. Ulan ne ahlakım var ki ne bozulsun sende? Turist geliyor, ne yapıyor? Pasta anahtarı alıyor, eski kilit alıyor. Onları toplayıp dünya kadar para bırakıyor bize. Bırakın gelsin, bırakın gelsin. Aptallık etmeyin dedi. Bu tip şeyler var. Bunlar çok önemli bir şey. Kimse tespit etmemiş. Yani masada tespit ederken, hikaye tespit etmek ederken bunlara geçmiş var. Ama bu önemli. Yani tarihi hikayeyi, geçmişi anlatan hikayeyi bunlar bugünün sosyal çevresine getirip oturtuyor. Hikaye böylece bugünün hikayesi oluyor. Yahut kahvehanenin hikayesi oluyor. Sonra en ayıp, en müsteşcen şeyleri buralarda söylüyor hikayeciler. Bir kızdan mı bahsediyor? Tamam, Allah diyor bir kirpik vardı işte, bir meme vardı falan filan. Dinleyici de çok hoşlanıyor. Ha yaşa, devam et filan. Erkek dinleyici çünkü, kadınlar yok. Bu seviye mutlaka tespit edilmeli. Çünkü yepyeni bilgiler veriyor bize. Müdami kendinden bahsederken, o da benim gibi şaşkının biriymiş derdi. Hastanın biriymiş derdi. Hastaydı çünkü, şeker hastalığı vardı. Bunlar bize hikayecinin kişiliğini tanıtıyor. Çünkü folklor denen olay, bir anlatan, bir dinleyen, bir de geleneksel metinden oluşuyor. Bunların hiçbiri değişmez değil. Anlatan, hikayeyi anlatan, dinleyicinin neler istediğini daima böyle kolluyor. Eğer bir şeyden hoşlanmazlarsa onu es geçiyor. Yok, çok hoşlandılar mı onu uzatıyor. Yani her istediğini de söyleyemiyor. Çünkü hoşlanmayabilir. Sarı kamışlı bir aşık vardır. Mahsuni değil adı. Ali İddet vardı. O bir gün Aşık Garip hikayesini anlatıyor Erzurum'da. Aşık Garip fukara bir aşık, işte zengin bir kızla, Şahsenem'le sonunda evleniyor. O kadar ısrar ediyor ki fukaralık ve zenginlik üzerinden. Dinleyiciler kızıyor, ulan defol buradan, gelip seni göreceğiz. Sosyalist propaganda nasıl yapıyorsun sen diyorlar. Bir denge kurmak zorunda. Dinleyici etkiliyor anlatanı. Şeyi biliyorsunuz, Kerem'in meşhur hikayesini çok anlattım. Kerem, aşık, Kerem Aslı hikayesinin sonunda yanarak ölür. Çünkü Aslı bir Ermeni kızıdır, Kerem bir Müslüman şahın oğludur. Rüyada birbirlerine aşık olurlar. Kerem 7 sene Ermeni kaçırır kızını, vermek istemez. Kerem onu arar 7 sene. 7 sene sonra Halep'te buluşurlar. Yalnız Ermeni keşiş kızına bir entayı giydirmiştir. 40 düğmeli. Kerem sabaha kadar o düğmeleri çözmeye uğraşır. 39'unu çözünce tekrar otomatik olarak düğmeler kapanır. Zavallı Kerem sabaha kadar uğraşır. Sabaha karşı bir bakar ki, tan yıldızı doğuyor.
Ah derken ağzından bir ateş çıkar, kelem yanar. Külleri dağılır etrafa, aslında tam o vakit kereme aşık olur. Külün başında 40 gün bekler. Fakat birinci gün artık küller darmadağınık olmuş. Aslı saçını süpürge yapar, külleri toplayıp bir araya getirirken bir tane çıngı kalmış içinde. Aslı da saçlarından tutuşur, yanar. O da ölür, külleri kavuşur. Öbür dünyada işte düğünleri olacak. Anlayıcı bir anlatıcı, bir aşık tam buraya anlatır ki Kerem'in yanacağı yere gelmiş. Dinleyicilerin arasında birisi fırlıyor, tabancayı çekiyor. Ulan diyor, sen Kerem'i öldürürsen ben de seni ne yapsın anlatan tabii can şeyden. Yok yok diyor, birazdan Hızır gelecek. Hızır'ı getiriyor. Kerem bile Aslı'yı tekrar canlandırıyor ve düğünlerini yapıyor. Bu aşığa şey derlermiş, Kerem'i yakmayan aşık. Bu arada 150 sene filan evvel olmuş. Başka bir hikayede de yine aynı noktaya gelince, zengin bir adam aşığa söyleyin demiş, öldürürse eğer ben onun canını okuyacağım, döveceğim, öldürmezse 100 altın vereceğim. Tabii aşık 100 altını tercih etmiş, böylece Kerem yaşamış. Bu etki biliniyor. Ama benim müdahale yaptığım araştırmada o kadar açık meydana çıktı ki böyle. Hikayede türküler değişmez. Halbuki müdahale türküleri de değiştirdi. Öğretmenlere anlatırken, hani onlar yeni dili seviyor filan ya, bir türkü var hikayede. Ben bir işte güzel hanımı gördüm bilmem nerede filan. Öğretmenler Birliği'nde anlatırken ben bir güzel bayan gördüm. Ben bunları tek tek tespit ettim. Sonra unuttu bir yerde. Sordum müdahaleye, yani unutursan ne olur? Tuhaf olmaz mı? İlhan Bey dedi, ayet değil, Kur'an diyor dedi. Unutursan dedi, aynı kafiyeler bir dörtlük yazar oraya korsun dedi. Eğer seninki onun kadar güzel olursa herkes bir şey demez. Ama güzel olmazsa hoşlanmazlar. Bugün şey, Cevlani bir hikaye anlatıyor. Şeyden, Kars'tan. Köroğlu hikayesi. Pardon, Yaralı Mahmut hikayesini anlatıyor. Yaralı Mahmut hikayesi uzun bir hikayedir. Fakat bu bir akşamda bitiriyor. Dinleyicilerin arasında bir Azerbaycanlı var, hikayeyi çok iyi biliyor. Hikaye bitince diyor ki, evladım diyor, sen bunu anlattın ama diyor, bu yaralı Mahmut galiba sizin köyde bir Mahmut varmış diyor, o yaralanmış. Onun hikayesini anlattın, bu hikaye bir haftada bitmez diyor. Onun üzerine çok fena oluyor anlatan Cevlami. Hemen bırakıyor, çıkıyor, hastalandım diye çok mahcup oluyor. Gidiyor müdahaleyi buluyor. Müdahalenin yanında 15-20 gün ya daha fazla dolaşıyor. Hikayenin doğrusunu öğreniyor. Ondan sonra anlatmaya başlıyor. Yani dinleyince bir yerde böyle kontrol ediyor şey, anlatanı. Tabii şey de değişiyor. Hikaye de değişiyor dinleyiciye göre. Şey değil ki, yazılı değil ki. Hikaye değişiyor, anlatan değişiyor. Dinleyici değişiyor. Bu üçünün arasında ancak bir denge olursa iyi bir performans oluyor. Onu öyle diyorlar. Hocam bugün Türkiye'de halk bilim alanında ne çalışılmalı? Sizce öncelikli konular nelerdir? Bugün 2015'te. Vallahi bir zaman köprüyü kontrol etti. Bütün halk edebiyatı çalışmalarını Fuat Köprülü. Herkes şamanlıktan oluyordu, kaynağını filan. Şimdi değişik, biliyorsunuz iki dergi çıkıyor, ben şeyi gördüm. Folklor ve Edebiyat Dergisi'nin son sayısının genç arkadaşları gayet iyi. Yani lisan bilenler takip ediyorlar yeni yayınları. İşte halk edebiyatı ile sosyal çevrenin ilişkileri,
halk edebiyatı, sosyoloji, halk edebiyatı, etnoloji, bu konular üzerinde gerçekten çok iyi şeyler, makaleler okudum ben. Onun için ben çok ümitliyim geleceğinden. Teker teker hatırlamıyorum hangi konuları işlediklerini. Ama artık klasik, işte metni tetkik ediyor. Efendim, aşırı şiirlerini alıyor. Yanına da bir biyografi katıyor. İşte sana bir kitap oluyor artık. Bu devir ne iş? Hocam, halk edebiyatıyla halk bilimini özdeş mi görüyorsunuz yoksa bir arttırma mı? Şimdi halk bilimini şey karşılığı kullanıyorum, folklor karşılığı. Hı hı. Biliyorsun, halk bilimi folklorun sözlü olan, sözle anlatılan kısmıdır. Masaldır, hikayedir, bilmecedir, atasözüdür. Folklor daha geniş. İnanışları içine alır, törenleri içine alır. Biliyorsunuz siz bunları. Onun için halk bilimi deyince halk bilimi ve halk edebiyatı katmak icap ediyor. Yahut halk bilimi deyince okuyucu anlıyorsa eğer bunun içinde halk edebiyatı da var, sorun yok. Ama bazen böyle bir karışma oluyor. Onun için bütün üniversitelerde halk bilimi ve halk edebiyatı programları var şimdi. Amerika'daki bu ayrım nasıldı? Amerika'da folklor derler genellikle. Hem şey adını... Folk literature. Folklor malzemesi adını hem de folklor çalışmaları için folklor studies diyorlar. Hı. Ya folklor institute diyorlar. Şeyi de işte edebiyatı da folk literature diyorlar ama bu İngilizce'de literatür yazılı demek. Literatür geliyor. Şeyde, Latince halbuki folklorun sözlü olan tarafı da var. Efendim, yazılı yazılı edebiyat oluyor. Onun için şimdi değiştiriyorlar. Verbal art diye, sözlü sanat diye bir şey teklif ettiler. Pek tutmadı ama yani folklor devam ediyor. Peki, yalnız folklor araştırmalarına folkloristik diyorlar şimdi. Hı. Öyle bir şey var. Ben pek tutmadım. Türkiye'de, Türkçe'de sokmadım. Yeteri kadar yabancı şey var yani. Bir de folkloristik katmayalım dedi. Indiana Üniversitesi'nde hocam antropoloji, etnoloji çalışanlarla folklor çalışanların ayrı, iletişimi nasıl? Ancak folklor çalışanların bir kısmının antropolojik bir yaklaşımla çalışıyorlar. Evet. Yani sosyolojik bir yaklaşımla çalışıyorlar. Onun için bunları birbirinden ayırmak zor ama antropoloji bölümü de var, sosyoloji bölümü de var. Folklorcu bunlardan birisini seçebiliyor. Ya yani şimdi yalnız metin üzerinde çalışma, tahlil yapmak pek tutulmuyor. Ancak lingüistik analizler yapıyorlar. Efendim işte kafiye şurada, halk şeyi, halk şiiri diye bir şey gelişiyor. Yani halkın şiir anlayışı nedir? Etnomüzikoloji, etnolengüistik falan. Eğer bir metnin içinde halkın kafiyeli gördüğü yahut şiir saydığı bir şey varsa onu şiir saymak bir şey var. Daha çok lingüistik ağırlıklı şimdi. Ama yani şey, ben hep sosyolojik şey, analizler yaptım yani. Var bu tip çalışmalar da var. Ama gittikçe daha soyut bir hale geliyor folklor araştırmaları. Nasıl? İyi folklorcular bölüme gelmiyorlar artık. Daha eskiden iş bulmak kolaydı Amerika'da. 60'larda folklorcular kolayca iş buluyordu. Şimdi çok zor. Yani işsiz bir folklorcular grubu ortaya çıkıyor. Ha, müzecilik var şimdi. Folk müzeum. Evet. Müzeler var ama yakında onlar da dolacak. Onun için iyi beyinler folklora gelmiyorlar. Tıbba gidiyor efendim, mühendisliğe gidiyor, kimyaya gidiyor filan. Genellikle yalnız folklorla bir sosyal bilimlerde bir çöküntü var. Büyük büyük şeyler gelmiyorlar.
Sonra Avrupa'ya göçtü. Yani bu tip araştırmalar şimdi bir yana Ömer'in efendim çakısı Avrupa'da filan yapılıyor. Yani İlyada'da kalmadı. Yani ben alıyorum folklor dergisini, bir dişe de koyuyorum, arkaya bulamıyorum. Amerika'dan emekli olduktan sonra Türkiye'de hem Bilkent'te hem Bağda 100. Yıl Üniversitesi'nde çalıştınız. Amerika'dan emekli olunca doğrudan böyle bir kimse geldi. Talat Aydın davet etti. O da rahmetli oldu. Sonra bazı olaylar çıktı. Beni bana bir konuşmaya davet ettiler. Gittim. O meydanına bir grup gelmiş beni karşılamaya. Kim olduklarını söylemişler. Ben iyi işitmiyorum. Bir kısmının profesör olduğunu işitmişim. Minibüste yanımda bir adam var. Gayet sakinmiştir. Konuşuyor falan. Kendi halinde. Biraz gittikten sonra siz kimsiniz dedi. Ben rektörüm dedi. Cevabı çok mahcup oldum. Orada ben tam 2009'a kadar çalıştım. Yani 9-10 yıl çalıştım. Sonra gelişmeler oldu. Öyle yeni rektörler geldi. Üniversitenin havası değişti filan. Ben de bu büyük zelzeleden bir ay evvel Şark Hizmeti gitti diye Ankara'ya geldi. Ondan sonra bir kere ODTÜ'ye gelmeye başladım. Yılda bir semestir. İşte gene devam ediyorum. Ben bir semestir geliyorum. Bir semestir Amerika'ya gidip çalışıyorum. Orada devam ediyorum. Hocam seneye baharda yine ODTÜ'ye gelme planınız var değil mi? Evet. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde de bize de ders verseniz. Kuzum şimdi ben... Kayda geçiyor hocam. bu şey, bu yıl, bu semestir bir eğitim fakültesinde ders veriyorum. Yani bir de burada, ODTÜ'de. Gelecek sene baharda neden olmasın? Evet hocam. Olur ama böyle seminer falan gibi bir şey olsun yani. Siz nasıl arzu ederseniz biz... Her gün, her yıl, her hafta 4 saat değil, bir gün 2 saat falan bir seminer yapalım. Öyle 15 günde bir olabilir. 15 günde bir seminer yapalım. Çünkü yoruluyorum artık. Yani bayağı yoruluyorum. Tamam, bunu hocam biz sizden söz aldık diye söylüyoruz, olur mu? Vadim olsun, yalnız şey yapın, kaydedeyim bunu. Ben unutmayın bana, e-mail atın. Hocam unutmayın. Semestre başlarken hocam işte programınızı bildirmeniz lazım, sinavisinizi göndermeniz lazım falan değil. Ama biz bir şey kurduk, dernek. İlhan Başkız Halk Bilim Derneği diye. Bu şey yani kanuni sınırlar içinde kurulmuş, üniversiteyle alakası olmayan bir dernek. Bütün halk edebiyatıyla ilgili arkadaşlar üye olabilirler. Küçük bir şey, aidat var. Senede 50 lira mıdır, nedir öyle bir şey. Şimdi bir sitemiz oluyor. İnternet sitemiz. Bütün çalışmalarımı ben o siteye koyuyorum. Orada üye olan her arkadaş onu rahatça okuyacak. Ücretsiz, parasız. Hepinizden rica ediyorum, yani katılın, sonra toplantılar tertipleyeceğiz, işte seminerler tertipleyeceğiz, yayınlar yapacağız inşallah. Efendim, böylece bir araya gelelim istedik. Ben pek yani yaşlandım ama çok faal şeyler var, kurucu meclis üyeleri. Onlar götürecekler bu işi. Beni de orada dediğin gibi heykel gibi tutacaklar, olursam başkan filan diye. Yani bu haftalarda sonlanabilir. Oraya ben bir şey koyacağım ki sizi çok ilgilendirir. E-book diye şimdi bir book modası var. Amerika'da bir adam böyle bir üniversite kurmuş.
benden silabus istedi. Bütün folklor konularını kapsayan bir silabus. Onun bir formu var. Bir, işte bu tür nedir? İki, nasıl izah edersiniz? Üç, bu yoldaki yayınlar hangileridir filan. Ben ona etrafıca bir silabus hazırladım. Türk folklorunun bütün konularını içine alan ve ona çok iyi para verdi onun için. Onu siteye koyacağız, bizim derneğe sitesine. Yani benim sizin dersinizde söyleyeceğim şeylerin çok büyük bir kısmı orada, o İngilizce. Siz de rahat İngilizce biliyorsunuz. Faydalanacaksınız. İnşallah o vakte benim kitabımı da çıkar, Türk folkloruna giriş diye kitap hazırladım ben. Onun da eli kulağında bitecek. Efendim, onu da iş bankası basacak. Yani siteye muhtaç olmuyor bizim kalmadan kitap da elinize gelebilir. Türk folkloruna giriş bir halk edebiyatı. İkincisi de öbür konular olacak ama onları pek yazmaya vaktim olmayacak galiba. Ya pek istekli değilim. Hocam, biz bugünkü görüşmemizin de kurgusunu yaptıktan sonra size görüntüyü, videoyu veririz. Belki onu da siteye koyarsınız. Ne yaparız? Siteye koyarsınız. Tabii. Değil mi? Tabii koyarız. Tabii. Siz de seyredersiniz. Öğrencilerimize seyredersiniz. Öğrencilere adresi veririz. Böylece siteye de girerler. Güre devam edecek. O vakit derneğe devredilecek. İnşallah. Çok istiyorum ben. İstiyorum artık, sizler iteleyin beni yani. Ben tembelle istiyorum. İlk yaz okulu çok güzeldi hocam. Evet, tamam. Halil İnalcık gelmişti. Bir Evrim Hoca'nın titreti var hocam. Evrim Hoca'nın. Orada bir fotoğraf koymuş. O oraya ait. O ilki değil. İlki değil mi hocam? Yok. Kimdi o? Kültür Bakanlığı'ndan bir arkadaş geldi. Sonra o hala Kültür Bakanlığı'nda çalıştı. Birkaç kişi vardı hocam Kültür Bakanlığı'ndan. Bunu hatırlamıyorum. Öcal Oğuz Hoca uğramıştı kursa. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, Öcal Oğuz da buradaydı. İlk derslerde onlar da hepsi yapmış. Cengiz Bektaş. 3-5 ders sonra. Ne kadar hatırlıyor ama. Bunlar dediler ki hocam siz çok yerli. Yerli bir hocaymışsınız. Bir bekliyorlar. Çok güzeldi. Henry Glesse hocamız olmuştu, evet, orada. Evet, Cengiz Bektaş. Halil İnalcık gelmişti. O gelmişti. Evet hocam. Evet. Halil Bey çok hasta artık. Şey yapamıyor. Yürüyemiyor. Getirme ama bir şeydi, evet. Gene. Halil Nazik ama geçen gene bir kitap şeyinde bir şey yapıyordu. Fotoğraf koymuştu. Dedim hani hala. Acaba? Hocam ben bir şey merak ediyorum. Şimdilerde çok duyulur oldu. UNESCO'nun bir sözleşmesi var. Somut olmayan kültürel mirasın korunması diye. Hocam, somut olmayan kültürel mirasın korunması, SOKÜM çalışmalarını takip edebiliyor musunuz? Evet. Nasıl buluyorsunuz ve değerlendiriyorsunuz bunu? Bu iyi bir girişim. Yani çok iyi bir girişim. UNESCO'nun bir sözleşmesi tabii, biliyorsunuz. UNESCO'nun içinde biliyorsunuz. Peki onun sözleşmedeki perspektifi nasıl değerlendiriyorsunuz? Merak ediyorum. Perspektifi burada hazırlayanlar kuracak etraflıca. Yani maddi kültür nedir? Efendim işte mezar taşları vardır, ne bileyim duvar yazıları vardır, mezar taşlarının yazıları vardır. Sonra işte halk sanatı vardır, oyalardan tutun da bilmem nereye kadar. Karagöz'ü de içine sokmuşlar onu. İyi, hiç fena bir şey değil. Yalnız bir yanlışlık yapmışlardı, ben düzelttim onu, şey diyorlar. Karagöz'ün suretleri neden yapılır? Deriden. Deri. Hayır, deri demiyorlar.
kartondan yapılır diyorlar galiba. Aa, emin değilim. Ben şey bakandı Ertuğrul binaya ona gittim, dedim ki bana düzeltin, böyle bir şey yok yani. Sonra bazı karagözcülerin isimlerini galiba yanlış kaydetmişler falan. Onları düzelttim. Amerika'da vardır onun bir merkezi, bize yakın bir üniversitede. Somut olmaya götüren biraz. UNESCO'nun. Onlarla temas ettim ama şeyi kapatıyorlarmış, Karagöz Müzesi'ni. Bursa'da. Öyle bir haber çıktı. Yok. Öyle bir haber çıktı. Ben alarm oldum. Hemen oraya bildirdim, Amerika'daki merkeze. Onlar derhal yayın yapmaya başladılar. Yani bütün dünyada, aa bu kapatılamaz, bu işte kültür mirasıdır filan. Meğer kapatılmıyormuş. Yalnız yeri değiştiriliyormuş. Bir yerden başka bir yere değiştiriyormuş. Şeyde, açık hala, evet. Onu yanlış anlamışlar. Adamlar bizden daha çok uğraştılar. O yüzden kapatılamaz filan diye. Ben biliyorsunuz hayali küçük halim bütün oyunlarını öptüğünüz gazetelerden. Sonra onu şey yayınladı. O görsel sanatlar birliği filan diye öyle bir şey var.